Senlik'ten herkese merhaba. Dop dolu bir bölümle yine karşınızdayız. Bakalım bu hafta Tam Senlik'te neler izleyeceğiz? Afra Saraçoğlu oyunculuğa ve modaya dair keyifli sohbetiyle tasarımcı Başak Cankeş 2018-2019 yaz-kış koleksiyonu ve modaya dair tüyolarıyla ve tasarımcı Zeynep Kartal zamansız stili konuyla moda ve güzellik rehberi Tam Senlik'te. Tam Senlik Onun Tarzı bölümüyle başlıyor. Afra Saraçoğlu, bir e-spor filmi olan İyi Oyun'da canlandırdığı Ada karakterini anlattı. İyi Oyun filmimiz dünyanın ilk e-spor temalı filmimiz. Karakterim Ada, 18 yaşında. Çok küçük yaşlarından beri e-sporsa merak salmış bir kız. Aynı zamanda blogger, Twitch TV'de de işte LOL ile ilgili güncel haberler paylaşan bir kız. Keşfetmeyi çok seven, hırslı, azimli bir kız. Ve aynı zamanda bulunduğu ortamlarda yanında kamerasını götürüp işte orada yaşanan olayları belgeleyen, aynı zamanda sitesine de koyan bir kız. Ve yeni yetenekleri keşfetmeyi çok seven bir kız. Ciddi, kararlı, ne istediğini iyi bilen ve gerçekten çok zeki bir kız. Ya, bu özellikler beni karaktere çok çekti diyebilirim. 06. Sonunda buldum seni. Artık profesyonel oyuncu olmaya ne dersin? Abisiyle kurduğu takımının birine ihtiyacı oluyor ve uzun zamandır takip ettiği Cenk'le bir araya geliyorlar ve ona bir teklifte bulunuyor. O sırada hikayemiz başlıyor. Takımın adı ne? Beş Benzemez. Diğerleriyle tanışınca anlarsın. Geleceğin sporuna hoş geldiniz. Daha önce hiçbirimiz o kadar büyük bir sahneye çıkmadınız. Takım hoş geldin. Senaryo ilk bana geldiğinde çok heyecanlanmıştım. Çünkü bu Türkiye'de ve dünyada ilk. Senaryonun akıcılığından çok etkilendim ve dedim ki senaryo okuduktan sonra ben bu işin içinde mutlaka var olmalıyım. 1, 2, 3, 4, 5, benzemez! Neden böyle bir şey yaptın? Hep birlikteyiz. Bunun bizim için ne kadar önemli olduğunu biliyorsun. Başarıya giden yolda aile değerlerinin, takım arkadaşlığının, azim ve mücadelenin ne kadar önemli olduğunu görecekler izleyiciler. Afra Saraçoğlu oyunculuk hayallerini de paylaştı. Şu anda burada kendimi kanıtlayıp ondan sonra yurt dışına açılmak benim için daha mantıklı geliyor. Ama tabii ki herkesin hayali yurt dışına açılmak. İnşallah bir gün gerçekleşir. Tabii ki her gün kendime yeni bir şeyler katabilmek ve oyunculuğumu geliştirebilecek projelerde yer almak. Karakterin derinliği zor olan bir rol canlandırmak istiyorum açıkçası. Derinliği çok önemli benim için. Ve tabii ki bir Art House filminde rol almak çok istiyorum. Nuri Bilge Ceylan'la çalışmak çok istiyorum. Alışveriş tutkusuna, spora olan ilgisine değinen Afra Saraçoğlu bilinmeyenlerini de anlattı. Modayı çok yakından takip etmiyorum ama bir davete gittiğimde tabii ki fikir aldığım insanlar var. Günlük hayatımda da genelde spor giyiniyorum. Ama tabii ki davetlerde daha şık ve özenli olmayı herkes tercih eder. O sıralarda işte fikirlerini almak istediğim insanlar oluyor. Alışveriş çok yapıyorum, çok para harcıyorum alışverişe. Çok seviyorum alışveriş yapmayı ama bu sıralar birazcık daha kendimi tutmam lazım. Aksesuar aslında ben çok takmayı sevmiyorum. Beni birazcık rahatsız ediyor. Ama dediğim gibi özel günlerde falan takmaya dikkat ediyorum. Spor yapmayı gerçekten çok dikkat ediyorum. Gün aşırı pilatese gitmeye çalışıyorum, tabii vaktim olursa. Aynı zamanda voleybol oynamayı çok seviyorum. Küçük yaşlarımdan beri voleybol oynadığım bir spor. Anı defterim var, evet. Küçüklüğümden beri var. Tabii ki küçükken her akşam yazıyordum eve geldiğimde ama şimdi tabii ki o azaldı, çok vakit bulamıyorum. Ama çok değerli anlarımı o deftere geçiriyorum bazen. Tasarımcı Başak Cankeş koleksiyonunun tüm detaylarını anlattı. Cankeş modayı yakından takip edenlere özel önerilerde de bulundu. Tasarımcı Başak Cankeş, Gerçek adlı koleksiyonunun tüm detaylarını anlattı. 2018-19 yaz ve aslında kış koleksiyonum Gerçek ismini taşıyor. Modanın zamanlarından farklı olarak aslında hem yazı hem kışı tek bir koleksiyonda yapıp yılda bir kere şov yapma kararı aldım. Koleksiyonun içinde hem deriler hem ipekler hem benim kendi çizdiğim yağlı boya baskılar var. 3 tane deri sanatçıyla çalıştım. Bu deri sanatçıları hem deri oyması yaptılar hem saraç ipiyle elle bazı detayları verdiler. Ve bunların deri oymalarının yani bütün desenlerini ben kendim çizdim. Desenlerin içeriği de genellikle kuklalarla ilgiliydi. Renkler biraz hem viski kahvesi tonları var hem beyazlar var. Ağırlıklı iç astarlarda siyah kullandığım oldu. Onu da performans sanatını izlediklerinde nedenini anlayacaklar. Hepimizin sürekli aynı giyilebilir şeyleri yapmaya çalışması ve sektörün tamamen para üzerine dönmesini eleştirdiğim bir koleksiyon. Aynı zamanda da hani defileye gelen davetlilerin, VIP adı altında gelen insanların hani davranışlarını birazcık eleştirdiğim ve sorguladığım bir koleksiyon aslında. Yani daha modanın samimi olmasını isteyen bir tasarımcının çığlığı gibi görebiliriz koleksiyonu. İlk sahnesini kulisten başlatmayı düşünüyorum. Çünkü hani gerçekliği gelen davetlerin hani yaşamasını istiyorum. O kulis hengamesini ve aslında görmedikleri tarafta neler olduğunu. Ondan sonra çok fazla anlatmayayım. 2 farklı sahne daha var. Performans sanatını o şekilde tamamlayacağız. Bu koleksiyonda aslında kuklalardan esinlenildi. Yani kuklaların ahşaptan oyulmasının moda karşılığında ben deriye oydurmak üzerine gittim. Yine bütün desenleri ben çizdim. Hepsi yağlı boyadan aktarım oldu fakat desenlerde şöyle bir özellik yaptım. 2 tane farklı desen var. Yani aslında aynı desenin bir siyah ve beyazını yapıp Photoshop'ta renklendirdiğim, hani daha sahte ve dijital ortamda renklendirdiğim, bir de elimle boyadığım yani fırçayla boyadığım 2 farklı deseni koleksiyona adapte ettim ki bu da aslında hani sahtelik ve gerçeklik sorgulamasıyla ilgili bir küçük benim hani kendimin bildiği ama şu an size söylediğim bir küçük detaydı. Türkiye'de 9 ay boyunca arayıp da zor bulduğum 2-3 deri sanatçısı kalmış yani onlar yaptılar. Hatta bir tanesi İranlı. Afşin Zardin, Cihan Kaymaz ve Murat Ateş. Bu 3 sanatçı deri oymacıları yani muhteşem eserler yaptılar. Bu koleksiyonun hakikaten trendi takip etmeyen, daha farklı giyinen kadınlara hitap edeceğini düşünüyorum. Başak Cankeş, stilinde özgünlük isteyenlere özel öneriler de verdi. Dümdüz bir eteğin üstü boyanmış deri bir etek olması olayı değiştirebiliyor. İşte dümdüz bir siyah deri ceketin arkasını boyanmış olması değiştirebiliyor. Mesela ayakkabının içine çorap giymenin çok hoş olmadığı söylenirdi ama yıllarca bu daha sonra değişti. Yani bunun gibi aslında bazı şeyleri kırarak işte siyah ve lacivert giyilmez değil aslında giyilir. Hani böyle normları kırmak ve aynada deneme yapmak bence çok önemli. Tam Senlik'le zamansız köşesini bu hafta tasarımcı Zeynep Kartal belirledi. İşte o isim. Tasarımcı Zeynep Kartal kendi stil ikonunu anlattı. Bu hafta zamansız köşemizdeki ünlü isim Lady Diana. Zamansız stil ikonu benim için Lady Diana'dır. Giyiminden, kuşamından, tarzından, evet bunlar da çok önemli ama onun sosyal sorumluluk projeleri, hayata dokunuşları, dokunduğu insanlar, charity'ler, eventler benim için zamansız olmasının sebebi budur. Siyah tayyör ve siyah büyük şapkalı kıyafeti hemen gözümün önüne geldi mesela şu an. Zaten kendisinin çok asil ve iyi bir tarzı vardı. Nerede ne giyeceğini çok iyi bilen bir lady'ydi. Tam Senliğin bu haftada sonuna geldik. Bizleri sosyal medyadaki hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Bir sonraki görüşmemize dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.